Sevgili Ataşehirliler, değerli konuklar, herkese merhaba. Bugün de Evlere Şenlik programımızda dolu dolu bir içerik sizleri bekliyor. Biz Ramazan'da sizlerin evine konuk olmaktan mutluyuz. Umarız sizler de eğleniyorsunuz. Şimdi geçelim mi programa? 2, 2 daha, 22. Hayda, ya olur mu öyle şey? Doktorlardan kim geliyor? Kim geliyor doktorlardan? Bugünkü programımızın ilk gösterisi kukla gösterisi. Daha önce yayınladığımız kukla gösterisine göstermiş olduğumuz ilgi bizleri mutlu etti. Eğer bu gösterilerle ilgili sosyal medya hesaplarımızdan beğenilerinizi ve yorumlarınızı paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Şimdi karşınızda kukla gösterisi. Ay ama merdivenler beni ne kadar yordu. Allah Allah, bu veri nereye gitti? Arkadaşı gelecekti. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu çocuklar of ya, bir türlü benim duyduğumu dinlemezler mi ya? Ay. Veli yok. Oğlum neredesin? Arkadaşın gelecekti. Yok. Beni burada sabahtan akşama kadar bağırtır, kendisi ortalarda olmaz. Aman. Ay arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ay ben çok yorgunum. Sormayın başıma geleni. Bizim Veli benim torunum. Sınıfında çok iyi bir derecede, öğretmenin verdiği ödevleri pek güzel bir şekilde yapıyor. Bunda bir problemimiz yok. Fakat Veli'nin çok samimi olduğu benim de tanıdığım Keloğlan adındaki bir arkadaşı var. Bu Keloğlan biraz haylaz, yaramazlık yapan, sınıfta öğretmeninin sözünü dinlemeyen, böyle olunca da derslerinde geri kalan bir arkadaşım. Aslında şu anda tatil değil, biliyorsunuz uzaktan eğitim devam ediyor. Ama bu Keloğlan ne dersleri dinler ne ödevlerini yapar. Bu dönemi zannediyor ki tatil, bir türlü bunun tatil olmadığını, okulun devam ettiğini kendisine anlatamadım. Neyse, birazdan gelecek. O buraya gelsin, onu burada sizlerle ben bir tanıştırayım. Hem bir görelim bakalım neleri biliyor, neleri bilmiyor. Burada ona hep beraber yardımcı olmaya çalışalım. Hadi şimdilik ben gidiyorum. Kalın sağlıcakla. Allah Allah. Ay aman. Allah Allah. Ya nerede bu adam ya bu? Beni çağırdılar, burada o yok ya. Allah Allah. Veli'nin dedesi Bilgecan dedi. Nerede bu acaba? Bilgecan dedi. Hı. Hah, galiba geliyor. Bilgecan dedi. Hah. Aman efendim, aman evladım. Hoş geldin. Seni gördüm. Memnun oldum. Ben de seni gördüm. Maymun oldum. Ah evladım, bu nasıl cevap böyle? Büyüklerle böyle konuşulur mu? Hem bu nasıl içeriye giriş? Ya nasıl girdik? Allah Allah. Böyle güzel şarkılarla, türkülerle göbek ata ata geldim. Evladım, oğlum, terbiyeli insanlar böyle yapmazlar. Neyse, sana bunları sonra güzel güzel teker teker anlatacağım. Keloğlan, söyle bakalım, okulla aran nasıl? He, okulla aran çok iyi. Ama bana öyle gelmedi. Arkadaşların öyle söylemedi. Şu anda eğitim devam ediyor. Tatil değil biliyorsun. Sen televizyondan, EBA'dan dersleri takip ediyor musun? EBA'dan dersleri takip ediyor muyum? Ama bak doğru söyle. Yalan söylemek çok kötü bir davranış biçimidir. Bilgecan dedi. Çok takip edemiyorum ya. Peki neden? Tatil değil mi? Yok evladım, ne tatili? Tatil olur mu? Bak bütün arkadaşların, öğretmenlerin uzaktan eğitime geçtiler. Biliyorsun ki ülkemizde ciddi bir virüs salgını var. Ama Allah'ın izniyle bu salgını hep beraber başarılı bir şekilde ülkemizden def edeceğiz. Evet, ben de zaten sokağa çıkmıyorum. Sokağa çıktığım zaman da oynayamıyorum. Tabii sizin zaten sokağa çıkma yasağınız var. Biliyorsun ki sizin bu yasağa uymanız gerekiyor. Doğru söylüyorsun bir gecen dedi. Hakikaten benim de var ama senin de var. Evet benim de var. Gördüğün gibi ben de dışarı çıkmıyorum. Doğru söylüyorsun bir gecen dedi. Sen beni niye çağırdın buraya? Şimdi Veli bana çok önemli şeyler anlattı ve doğrusu çok üzüldüm. Senin okuman yazman var mı? Benim okunmuş kazmam var. Evladım yanlış anladın beni. Kazma demedim. Yani sen kalem oynatır mısın? Evet ben kalem oynatıyorum. Silgiye de göbek attırıyorum. Oh, her şeyi sen yanlış anlıyorsun. Öyle değil, öyle değil Keloğlan. Yani demek istiyorum ki dolma tuttun mu?
Dolma tuttun mu? He, dolmayı yuttum. Hakikaten arkadaşlarının dediği kadar varmışsın. Öyle değil Keloğlan, onu demek istemiyorum. Yani hesap bilir misin? Evet, kasapları biliyorum. Yahu kasap nereden çıktı şimdi? Kasap mı diyorum ben oğlum? Aa, yani bakkalları diyorum, bilir misin? Evet, bakkalları da biliyorum, rakamları da biliyorum. Hah, aferin. Peki, matematikle aran nasıl? He, otomatikle aramayı kafaya taktılar. Oğlum otomatik demedim yahu. Matematik. Mesela sana burada birkaç soru sorsam cevap verebilir misin? He, veririm. Peki o zaman çok basit bir matematik sorusuyla başlayalım. Kulağını bana ver. He? Kulağını bana ver. Tamam. Sen de bana burnunu ver. Keloğlan, burnumu ne yapacaksın? Sen benim kulağımı ne yapacaksın? Yahu senin kulağını ben ne yapayım? Demek istiyorum ki beni can kulağıyla dinle. He, seni patlıcanlı kulağımla dinliyorum. Hah, aferin, iyi dinle. Çok basit bir matematik sorusu sana sorayım. Hakikaten basit olsun ki burada mahcup olma. Buldum. 2 daha. He, 22. Hayda, ya olur mu öyle şey? Olur, nasıl 22 olur? Allah Allah. 2 daha. 4 eder. He, 2 daha. 4 mi eder? Üşümüş mü? Oğlum ört demedim Keloğlan. 4 yani 4. He 4 yani rakamdan 4. He bakkaldan 4. Bakkal değil oğlum, Allah Allah, kızıyorum ama. Aa, rakamdan 4. Herhalde heyecanlandı. He heyecanlandım. Bu kadar arkadaşım böyle karşımda gördüm. Heyecanlandım tabii ya. Heyecanlanmam mı? Peki madem bunu heyecanlandın. Bunu hiç sormamış sayayım kendimi. Bir tane sana çıkartma soralım. Evet, nasıl bir çıkartma olsun? Kolay bir çıkartma olsun. Peki, 2'den 2 çıktı. He, evden kiracı çıktı. Of, yandık bundan. Hakikaten yandık. İşte bak, sen derslerini takip etmiyorsun. Sınıfta gereksiz yere konuşuyorsun. Öğretmeninin sözünü dinlemediğin böylelikle ortaya çıktı. Çok basit sorulara bile cevap veremiyorsun. Keloğlan, 2'den 2 çıkınca 0 kalır. He, 2'den 2 çıkınca mısır mı kalır? Ya bu ne mısırı yahu? Allah Allah. Hakikaten sinir bozucu. Evladım, mısır değil. 0. Yok ya, ben şaka yaptım ya. Allah Allah. Peki, heceler misin? Evet, her gece geceliyorum. Öyle değil, öyle değil Keloğlum. Şunu demek istiyorum. Sen şimdi dünyaya geldin. Tamam, geldim. Günler, aylar geçti. Geçti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ne bastın. He, yok basamadım. Niye? Merdiven kaygandı, geriye yuvarlandım. Hayda. Ya öyle saçma şey olur mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 okula gittin. Tamam, okula gittim. Öğretmeninin önüne oturdun. Tamam, oturdum. Ne yaparsın? Ayakkabılarını boyarım. Yahu arkadaşlar, hiç öğrenci öğretmenin ayakkabısını boyar mı? Vallahi benim öğretmenim kutsaldır. Çamaşırları bile yıkarım ha. İlahi Keloğlan, çok ömür adamsın. Vallahi sen de çok kömür adamsın yahu. Ay, çok hoş. Sen de çok kuçusun yahu. Keloğlan, şimdi bırak bunları. Letaif'i bırakalım. Tamam, kadayıf'ı bırakalım, baklavaya geçelim. Ya baklava olur mu? Allah Allah. Mevzuya girelim. Senin hakkında şikayetler çok geliyor. Ya şikayetler neymiş yahu? Ha bak, bunlardan en önemlisi trafik kuralları. Sen trafik kurallarına da hiç dikkat etmiyor musun? Külliyen yalan. Ben bir kere trafik kurallarına çok ama çok dikkat eden birisiyim. Peki, güzel. O zaman bize söyle bakalım. Çocuklar arabayla bir yerden bir yere yolculuk yapmak istedikleri zaman sence arabanın neresinde oturmalılar? He, bence arabanın tepesinde oturmalılar. Hayda. Ya arabanın tepesinde oturulmaz. He, o zaman bence arabanın bagajında oturmalılar. Ya bagajda olmaz. Allah Allah. Bagaj olur mu? Bagajı eşyalar konur. Çocuklar konmaz. Çocuklar her zaman arabanın arka koltuğunda, hem de emniyet kemerleri bağlı olarak oturmalılar. Sonra araba hareket halindeyken
camdan dışarıya, elimizi, kolumuzu çıkartmamalıyız. Başımızı camdan dışarıya asla ve kata çıkarmamalıyız. Şoförün dikkatini dağıtacak hareketlerden kaçınmalı. Arabanın içinde çok hareket etmemeliyiz. Ya bunlar bu kadar önemli mi yahu? Önemli olmadı olur mu evladım? Eğer bunları yapmazsak şoförün dikkati dağılır. Maazallah birçok kazaya sebebiyet verebiliriz. He doğru söylüyorsun. Bak bunu hiç ben düşünmemeliydim. E tabi evladım. İşte bunlar çok ama çok önemli trafik kuralları. Peki sen trafik ışıklarını biliyor musun? He ben trafik kaşıklarını biliyorum. Kaşık mı? Yahu ne kaşığı? Işık mesela kırmızı domates. Yahu ne domatesi kere olan? Domates olur mu? Burası pazar yeri mi? Domatesi ne yapacağız? Allah Allah. Arkadaşlar şuna siz ben buradan duyacak olacağım. Kırmızı ışıkta ne yapılıyordu? Durulur değil mi? He anladım. Kuduruyorlarmış. Ya ne kudurması kere olan? Durun diyor çocuklar. Allah Allah. Şurada ekranların başında herkes bak dururuz diyor. Sen kudurlar anlıyorsun ya. Allah Allah. Olmadı öyle şey. Kırmızı ışıkta durulur. Peki sarı buldum. Patates. Hayda. Ya ne patates ya şu mübarek Ramazan gününde. Aa beni kızdırıyorsun ama olur mu öyle şey? Aa patatestir ya. Çocuklarım söyler misiniz? Sarı ışıkta ne yapılır? Duydun mu? Duydum. Ne yaparlarmış? Göbek atarlarmış. Allah Allah. Yahu göbek olur mu? Sarı ışıkta hazırlanılır. He tamam. Sarı ışıkta hazırlanıyorlarmış. Neye? Kavgaya. Ya ne kavgası? Ne kavgası oğlum ya? Allah Allah. Hem arkadaşıyla kavga etmez. Kavga etmek çok kötü davranış biçimidir. Peki yeşil dalmalık biber. Of yandık bununla yandık ya. Çocuklarım yeşil ışıkta ne yapılır? Yeşil ışıkta domates içiyorlarmış. Hayda ya olur mu? Domates ya çarşamba pazarını çevirdi. Bak iyi dinle beni. Kırmızı yandı dur. Sarı yandı hazır ol. Yeşil yandı geç. Anladın mı? He anladım. Peki anladıysan hadi bir kere de sen tekrar et. He ediyorum. Dur şimdi bak. Hazır mısın? Hadi hazırladım. Tamam hadi bakalım. Arkadaşlarını da merak ediyorlar. Tamam yapıyorum. Neydi? Heh tamam kırmızı. Kırmızı yandı kudur. Sarı yandı otur. Yeşil yandı ne yapar? Ya bana ne Allah Allah. Ya Keloğlan gel şu bakayım buraya. Ne oldu olmadı mı? Bir de bana soruyor olmadı mı diye yahu. Olmadı tabii. Yok ya şaka yaptım. Bak şimdi yapıyorum. İyi hadi yap bakalım. Tamam şöyle bak tamam başladım. Kırmızı yandı dur. Tamam. Sarı yandı göbek at höşt. Ne göbeği be adam? Sen benimle burada dalga mı geçiyorsun? Yok ya tamam dalga geçmeme yapayım ya. Kırmızı yandı dur. Tamam. Sarı yandı hazır ol. Yeşil yandı geç. Alkış şapşap. Aferin. Aferin bak gördün mü? Ne kadar çok şey bilmiyor musun? İşte bunların nedeni az önce de söylediğim gibi. Öğretmenini dinlememen, kitap okumaman, sonra yaramazlık yapman ve derslerini hiç yapmaman. İşte bunları yapsaydın, bunlara dikkat etseydin sen de arkadaşların gibi olurdun. Onların seviyesine çok çabuk yetişirdin. Ama bana burada söz verirsen, arkadaşlarına da söz verirsen tahmin ediyorum çok kısa zamanda tıpkı veri gibi sen de sınıfının birincisi olursun. Beyefendi çok doğru söylüyorsun. Şimdi bu ekranlardaki arkadaşlarım bütün sorulara çok güzel cevaplar verdiler. Ama ben bir türlü bilemedim. İşte ben de hatamı anladım. Bundan sonra ben de arkadaşlarım gibi hem temizliğime dikkat edeceğim. Hem de okulumu hiç aksatmayacağım. Hem de trafik kurallarına harfiyen dikkat edeceğim. Ödevlerimi de her zaman yapacağım. Aferin sana. O zaman bunları senden duymak beni çok memnun etti. O zaman hadi gel arkadaşlara veda edelim. Onların şu mübarek Ramazanlarını hep burada ekranların sayesinde kutlayalım tamam mı? Tamam. Arkadaşlarım bizi seyrettiğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyoruz. Bir başka gösteride tekrar görüşene kadar hepinize hayırlı Ramazanlar. Hoş kalın, hoşça kalın. Aferin. Gel buraya gel. Tamam bravo oğlum tamam. Tamam güzel oldu mu? Ah pek güzel oldu. Aferin Keloğlan sana. Bak arkadaşların ne güzel bir şeyler öğrettim burada. Tamam efendiciğim çok teşekkür ediyorum. Evet severek seyrettiğimiz her bir hikayesinden büyük dersler çıkarttığımız
meddah bölümümüze geldik. Şimdi bakalım meddahımız bugün bizlere kıssadan hisse neler anlatacak? Karşınızda. Buyurunuz efendim. Hak dostum, hak dedik, başladık söze. Selam olsun hepinize, muhabbete. Hoş geldiniz. Efendim, bugün sizlere kulakları duymayan Malik Efendi'nin hikayesini anlatacağım. Ha, isim isme, cisim cisme benzerimiş. Neyse efendim. Malik Efendi 80'li yaşlarda kulakları duymayan bir ihtiyar. Öyle ya, o yaşa gelince gözler de tam görmez, kulaklar da iyi işitmez. Yediğimizden de pek bir şey alamayız. Allah bütün yaşlılarımızın yardımcısı olsun. Efendim, Malik Efendi'nin bir dostu var. Bir sırdaşı, bir kardeşi. Limon Hasan. Eski kabadayılardan. Attığını vuran, vurduğunu deviren. Yiğit, namz almış. Çok da faydası olmuş zamanında bizim Malik Efendi'ye, çevresine. Hatırlı bir dost sizin anlayacağınız. Hastalanmış bizim bu Limon Hasan. Yatağa düşmüş. Malik Efendi de duymuş bunu. Nasıl duymuşsa artık. İçi içini yiyor. Gideyim şunu da bir ziyaret edeyim. Yahu 50 senelik dost, cami arkadaşı, mahalle arkadaşı. Gitmesek olmaz. Ayıp kaçar. Ama oraya gideceğim. Ben ne alt edeceğim? Yahu ne söylesem, ne söyleseler acaba ortalık ne zaman karışır diye korkarım. Derken bir anda kapı çalmış aniden. Tak 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 tak. Gelen bizim Malik Efendi'nin dostu, arkadaşı, kardeşi İbrahim Efendi. Ya Malik, açsana kapıyı be. Malik, hay senin kulağına be. Aç şu kapıyı ya Malik, aç. Tak 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 tak. Yok efendi, bizim Malik duymaz. İbrahim Efendi kapıyı dövmüş, dövmüş, dövmüş. O da ne? Ya kapı açıkmış zaten. Girmiş içeriye, bizim Malik'in başına dikilmiş. Ya efendi, ho, hoş geldin, hoş geldin ya İbrahim. Duymadım, kusura bakma. Onu biliyoruz canım. Ya sabahtan beri kapıyı dövüyorum, yumrukluyorum. Niye açmıyorsun? Ne? Karını mı yumrukluyorsun? Utanmaz adam. Ulan kadın dövülür mü? Terbiyesiz. Yahu ne yumruğu, ne kadını, ne dönmesi be adam. Bırak şimdi, bırak, bırak. Bırakma, bırakma. Bırakma, bırakma. Olmaz. Hemen öyle ayrılma canım. Bak, evlilik ayakkabı gibidir. Ayakkabı ayağa vurur, ayak ayakkabıya vurur, alışır gidersiniz. Yahu sen ne diyorsun be kardeşim? Ne diyorsun yahu? Sabah oldu Üsküdar'da. Haberin yok. Üsküdar'a gitti. Üsküdar'a. Terlik almaya. Kim gitti? Benim hanım. Terlik almaya. Pofidik terlik. Ayakları üşüyor. Yahu efendi. Estağfurullah. Bırak şimdi pofidiği filan. Limonatacı Hasan Efendi bizim. Limon Hasan. Limon, limon. Limon da alacak. Veririm sana içinden. Yahu bırak şimdi ne limonu? Yahu komşumuz. Muz mu? Ne muzu be? Dünya para. Oo. Limon istiyor, muz istiyor. Bu da ne acayip bir adam be. Evet. Ya kardeşim, Malik Efendi, komşumuz diyorum. Hasan Efendi, hani limonatacı, senin 40 yıllık dostluğun ölüm döşeğindeymiş. Onu görmek icap eder diye geldim. Yahu ne halin varsa gör deyip arkasını dönüp gitmiş. Malik Efendi durdurmuş İbrahim'i. İbrahim dur! Dur İbrahim, gitme. Ne var be? Ya bizim Hasan Efendi yok mu? Limonatacı. Ne olmuş? İşte o. Çok hastaymış. Ölüm döşeğindeymiş. Şey diyorum, kayıtsız kalma. Gel gidelim şunu ziyaret edelim. Ne dersin? İbrahim Efendi zaten onu söylemeye geldi. Allah tependen baksın Malik. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın deyip çıkmış evden dışarıya. Bu arada çıkarken de elindeki paketi de orada unutuvermiş. Pakette ne mi var? Vallahi bir hediye paketi ama İçinde ne olduğu belli değil. Bakacağız artık. Neyse efendiler. Bizim Malik Efendi kara kara düşünür olmuş. Ya ben şimdi ne yapacağım? Oraya gitsem
Hasan Efendi nasılsın, iyi misin desem, bana ne söylese ben de oh oh iyiyim, iyi bu hal üzere devam et derim. Canım ne diyecek zaten? Geberiyorum diyecek değil ya. İyiyim iyiyim der. Aman tabii. Ha, ne ilaç kullanıyorsun derim. İlacın adını söyler. Ben de oh derim, oh güzel. Ben de onu kullanmıştım. Kullan aman güzel, aferin derim. Aa, doktor kim derim doktor. Abi doktoru sorarım. Doktoru söyler, ben de aman derim. O bana da gelmişti. Aman kızdırma adamı derim. Bakarım dalgama be. Tabii. İyi de böyle eli boş gidilmez ki. Eli boş gidilmez derken bir anda bizim İbrahim'in paketini görmüş orada. Hediye paketini almış eline. İbrahim bunu burada unuttu. İyi canım. Komşunun malı komşuya farz. Ben bunu götüreyim de vereyim bari bizim limonatacı Hasan Efendi'ye. Sevaptır hediye. Düşmüş yola bizim Malik Efendi. Öte yandan Hasan Efendi'nin evinde bir matem havası var. Artık matem mi, gizli bir düğün mü bilinmez. Hasan Efendi'nin etrafında oğulları dizilmiş. Hepsi sinek gibi, akbaba gibi beklemekte. Hadi be adam, öl de kurtulalım. Bana bak, bunun çok parası vardı değil mi? Oo, olmaz mı ya? Arsa da vardı değil mi arsa? Olmaz mı? Arsadan bu ne var ya bunda? Tabii. Ama hadi bakalım. Ay ölüyorum. Baba dur ölme. Ya da mirasını bana bırak. Sonra ne halin varsa öl. Çekil be. Sen de evlat mısın? Babacığım. Seni en çok seven oğlun olarak konuşuyorum. Baba. Güzel babacığım. Bak şey diyecektim. Ataşehir'deki arsayı bana bırakıyorsun değil mi? Yaklaşın demiş oğullarım. Yaklaşın. Hepsini toplamış etrafına. Hepsi birden gözlerini açmışlar. Acaba arsa kime kalacak? Ay arsa geliyor. Ha, çocuklar ben o arsayı... Sattım. Puuu deyip yatağına kalktırıvermişler bizim zavallı Limon Hasan Efendi'yi. Gel zaman git zaman bizim Malik Efendi olayın üstüne gelivermiş. Selamün aleyküm. Aleyküm selam demişler. Allah Allah. Allah'ın selamını verdim, alan yok. Neyse. Ah demiş komşu. Şu hale bak. Nasıl da yaşlanmışsın. Ah. Ne hale gelmişsin. Ay canım benim. Çekilin be. Siz de evlat mısınız ya? Bana bak. Efendi. Ay. Nasılsın? İyi misin? Geberiyorum demiş bizim limon. Oh güzel. Bu hal üzere devam et. Etraftakiler bir anda gözlerini açmışlar. Ya bu adam ne diyor? Hastanın da morali bozulmuş bu arada. Ne kaldı? Tamam şu vardı. Hasan Efendi, ne ilaç kullanıyorsun? Zehir kullanıyorum ya. Zehir! Ay aman ölüyorum. Oh. Ben de ondan kullandım. Almanya'dan geldi. Tabii. Günde 3 tane aldım. Hiçbir şeyim kalmadı. Ay bu adam ne diyor ya? Allah. Bu adam ne diyor ya? Baksana bu adam Allah. Tövbe estağfurullah. Doktorlardan kim geliyor? Kim geliyor doktorlardan? Azrail geliyor. Azrail. güzel. Bana da o gelmişti. Tabii. Hay Allah. Bana da o gelmişti. Birebir aman. Sakın ha. Vallahi adımı bıraksan ne korona kalır ne bir şey. Tabii canını okur. Hepsini halleder. Çok temiz doktordur yani. Sakın kalbini kırma. Bak sakın. Sen ne diyorsun be adam deyip bir anda yerinden fırlayıvermiş bizim o hasta Hasan. Ne diyorsun? Senin kafanı gözünü kırarım ya. Kaymam buradan hadi. Dur ustacığım dur. Sinirlenme. Ben sana hediye getirdim. Anlamış bizim Malik Efendi bir terslik olduğunu, çıkarıvermiş hediyesini. Oradakiler de hemen ovuşturmuşlar ellerini. Oo hediye mi? Bak babaya giderek hediye geldi, benimdir he demiş büyük olan. Öbürü atlamış. Sen çekil be. Su küçüğün, hediye büyüğün. Yok. Hediye küçüğün, su büyüğün. Nasıl bu abi ya?
çekilme salak deyip birbirlerini itmeye başlamışlar. Bizim Hasan Efendi almış hediye paketini, yırtmış, parçalamış, elini atmış, çıkartıvermiş. O da ne? Kocaman bir kefen. Bizim İbrahim Usta meğerse kendi kefenliğini almış o gün. Kefeni gören hasta daha da hiddetlerini vermiş. Almış bastonu, ne malik bırakmış, ne oğul bırakmış, ne cam bırakmış, ne çerçeve. Hepsini bir güzel kovalamış. Oturmuş can havliyle yazmış vasiyetini. Bütün malım mülküm feda olsun fakire. Oğullarına 5 para bırakmamış, sizin anlayacağınız. Bu hikayeden ne anladık derseniz, efendim, birini dinliyormuş gibi yapmak çok doğru olmasa gerek. Dinlemekte fayda var. Ne olursa olsun özen gösterelim karşımızda konuşana. Öyle değil mi? Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Geceniz gündüzünüz hayrola, en kötü gününüz de böyle ola. Hayırlı Ramazanlar. Şu an öyle bir bölüme geldik ki seyrederken gözlerimiz yerinden fırlayacak. Ama ilk başta söylediğimiz gibi sakın bunları evinizde denemeyin. Karşınızda heyecanlı gösterisiyle ateş dansı.